Sevgili 9. sınıflar, herkese merhaba. Bir yazılı çalışma döneminin içine girdiniz. 1-2 haftaya kadar hepiniz sınav olacaksınız. Sizinle biyolojide yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Hemen açıklamalar kısmına PDF bırakacağım. Daha sonra isterseniz bunu indirip kendi başınıza bu sınavı çözmeye çalışabilirsiniz. Sorular üzerinde size ufaktan konuları anlatıp tüyolarda vereceğim. Umarım hepiniz 100 alırsınız. 100 alan olursa da aşağı yorumlara yazsın. Ben de çok mutlu olurum. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi hücreyle başlayacağız. Hemen şuradan kalemimi alayım. Ribozomun görevi demiş. Arkadaşlar, ribozomun görevi en önemli organelimizdir. Olmazsa olmaz. Bütün canlılarda bulunur. Amino asitleri birbirine peptit bağlarıyla bağlayarak polipeptitler oluşturur. Yani proteinin ham maddesini oluşturur. O halde ribozomun görevi nedir? Protein sentezi yapmaktır. Biri C ile eşleştirebiliriz. Ribozomun üstünü çizelim. Zarla çevrili çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücre tipidir. Nedir bu arkadaşlar? Zarlı organelleri varsa, kalıtsal materyali olan DNA'sı çekirdek yapısının içerisinde yer alıyorsa biz bu hücrelere ökaryotik hücre diyoruz. F'yi de çizdik, karşısına yazdık. 3. Zarsız organellerden sadece ribozomu bulundurur. Arkadaşlar, zarlı organeli yokmuş. Zarsız organellerden sadece ribozomu bulunduruyormuş. Ek bir bilgi daha vereyim. Bunların kalıtsal materyali sitoplazma üzerindedir. Yani DNA'sı sitoplazma üzerindedir. Çekirdek gibi bir koruyucu katman yoktur. Kimdir bunlar? Prokaryotlar dediğinizi duyar gibiyim. Aa, çok enteresan ki yazmamışız. Şuraya bir madde daha ekleyelim. Prokaryotlar diyelim. Geldik diğer soruya. Mitokondrinin görevi demiş. Arkadaşlar, mitokondrinin görevi ATP sentezlemektir. Oksijenli solunum yaparak ihtiyacımız olan enerjiyi, yani diğer ismiyle biyolojik ismi ATP'yi üretir. ATP sentezin üstünü çizelim. B'yi de buraya yazalım. Hangi ortamda hücre su alarak şişer demiş. Ha, şimdi madde geçişlerine geldik. Hangi ortamda hücre su alarak şişer? Siz hücreyi aldınız. Kendisinden daha yoğun olan bir ortama, hipertonik bir ortama koyarsanız arkadaşlar, hücre su kaybederek büzüşür. Ama su dolu bir ortama, bol bol su bulunan bir ortama koyarsanız, yani hipotonik ortama koyarsanız, bu sefer de hücre su alarak şişmeye başlayacak. Bizim sorumuzda ne diyor? Su alarak şişsin diyor. O halde nedir bu? Hipotoniktir diyeceğiz. D'nin de üstünü çizdik. 6. Çekirdek zarının yüzeyinde nokta nokta organeli bulunur demiş. Çekirdek zarının yüzeyinde arkadaşlar ribozom organeli bulunmaktadır. Hemen şöyle yazalım. Bu da sorularda gelebilir. Ribozom organeli nerede bulunur diye size sorabilir. Bakın, belli başlı yerlerde bulunuyor. Sitoplazma üzerinde bulunabilir. Mitokondri organelinde bulunur, kloroplast organelinde bulunur. Bir de çekirdeğin zar yüzeyinde ribozom organeli bulunabilir. Bir tanecik daha kaldı. Endoplazmik retikulumu hatırlayın. Endoplazmik retikulumun üzerinde granüllü olanlar vardı. Hani böyle nokta nokta çizimle gösteriyorduk. İşte bu granüller de üzerinde ribozom bulundurulanlardır diyeceğiz. Gelişmiş yapılı bitkilerde nokta nokta organeli bulunmaz demiş. Arkadaşlar, lizozom bulunmaz gelişmiş yapılı bitkilerde. Buna ihtiyacı yok. Fotosentez yapan ökaryotik hücrelerde nokta nokta bulunur. Şimdi fotosentez yapmayı sağlayan organel hangisiydi? Tabii ki kloroplasttı fotosentez yapan. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Kloroplast diyelim. Bunu da buradan çizelim. Gelelim boşluk doldurma sorularına. Prokaryotlarda nokta nokta ve zarlı organeller yoktur. Zarlı organeli çıktık. Ne kaldı geriye? Çekirdek yapısı yoktur. Hemen yazıyoruz. Çekirdek bulunmaz. Bakteri ve arkeler aleminin hücre tipi nedir? Hemen hatırlayın. Bakteriler ve arkeler prokaryottur arkadaşlar. Hücre tipi prokaryot hücredir.
yukarıya kaçtı. Kloroplast organeli nokta nokta ve nokta nokta alemlerinde kesinlikle bulunmaz. Kloroplast arkadaşlar hangi alemlerde bulunmuyor? Bir, mantarlarda kesinlikle bulunmaz. Mantarların tamamı heterotroftur. Kloroplast bunların hiçbir türünde bulunmamaktadır. Yazalım mantarlar diyelim. Ötekisi zaten bildiğiniz gibi hayvanlar alemidir. Biz insanlar da hayvanlar alemine dahiliz. Hayvanlar alemi diye dolduralım. Sentrozom organeli nokta noktayı oluşturur. Arkadaşlar sentrozom organeli bölünmede yardımcıdır. Hücre bölünmesine yardımcı organeldir. İ ipliklerinin oluşumunu sağlar. Hatırlayın, İ ipliklerinin görevi neydi? Kromozomlara tutunuyordu arkadaşlar İ iplikleri. Hastalık yapan bakterilerde, yani patojen de diyoruz biz bunlara, hücre duvarının da üzerinde üçüncü bir katman olan bir kılıf var. Bu kılıfın ismini arkadaşlar kapsül diyoruz. Kapsüllü bakteriler deriz. Bunlar genellikle hastalık yaparlar. Oksijenli solunumla ATP üreten organelimiz neydi? Az önce söyledik. ATP sentezi yapıyor. Mitokondri. Amino asitleri birbirine bağlayarak polipeptit zincirleri üreten organel ribozomdur. Polipeptit zincirleri üretilir arkadaşlar. Sonra bu polipeptit zincirleri üst üste katlanmalar yaparak 3 boyutlu yapıya ulaşır. İşte biz bu yapıya protein diyoruz. Proteinin öncülü olan polipeptitleri üreten de ribozom organelimizdir diyeceğiz. Şimdi doğru yanlış bölümüne geçiyoruz. Pasif taşımada enerji harcanmaz. Bakın adı üstünde pasif taşıma, etkisiz gibi düşünün. Siz böyle pasif bir iş yaparken demek ki ne yapıyorsunuz? Enerji harcamıyorsunuz. Doğru söylüyor. Küçük moleküller hiç enerji harcamadan hücre zarından her zaman geçebilir demiş. Bakın şimdi yanlış bir bilgi var. Bunu kesin doğru diye işaretleyecekler vardır. Şimdi küçük moleküller enerji harcamadan hücre zarından geçebiliyor ama bazılarının enerji kullanılarak geçirildiğini, aktif taşımayla geçebildiğini biliyoruz. Şimdi çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama difüzyonla geçerken enerji harcanmaz. Evet, hani küçük bir molekül olsa bile eğer az yoğun olduğu ortamdan çok olan tarafa taşımaya çalışırsanız bu sefer tersine doğru gideceğiniz için enerji kullanmak zorunda kalırsınız. Hepsi için geçerli değildir. O yüzden yanlış diyeceğiz. Osmoz suyun geçişidir. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Osmoz bize suyun geçişini tanımlar, ifade eder. Kendinden daha yoğun bir ortama bırakılan hücre, yani hipertonik ortama konulan bir hücre, su kaybederek büzüşür. Kesinlikle doğrudur. Hücrenin su kaybederek büzüşmesine biz deplazmoliz demeyiz. Yanlıştır. Sadece plazmoliz deriz. Su alarak tekrardan şişiyorsa da bu olaya deplazmoliz diyeceğiz. Hücre çeperi bulunduran canlılar endositoz yapamazlar demiş. Doğru bir bilgidir. Mesela bitkiler endositoz yapamaz ya da çeperi olanlar yapamaz diyeceğiz. Hücrede su artarsa turgor basıncı da artar demiş. Şimdi arkadaşlar sizin hücrenizde su miktarı artıyorsa eğer turgor basıncı da artacaktır. Bunu bilin. Bununla ters orantılı olanlar var. Turgorunuz artarsa, sayfa kaydı kusura bakmayın. Turgor artarsa arkadaşlar OBS yani ozmotik basıncı azalacaktır. Emme kuvveti de EK yazalım azalacaktır diyeceğiz. Turgor basıncı artar, o zaman doğruyu söylemiş. Emme kuvveti ile ozmotik basınç doğru orantılıdır. Arkadaşlar bakın şurada ozmotik basınçla emme kuvvetinin yönünü yazdım. Birisi düşerken diğeri de düşüyorsa buna doğru orantılıdır denir. Eğer birisi yükselirken ötekisi de yükseliyorsa bunlar doğru orantılıdır. Ama biri çıkarken birisi iniyorsa burada doğru orantıdan söz edemeyiz. Burada bize doğru bilgiyi vermiş. Proteinler hücre zarından direkt geçebilirler. Hadi oradan yanlış diyeceğiz. Proteinler büyük moleküllerdir. Makro moleküllerdir diyoruz biz bunlara. Büyük moleküller hücre zarından öyle kafasına göre istediği gibi geçemez. Hücre zarından küçük moleküller geçebilmektedir. Büyük moleküller bu sefer farklı yollarla alınır. Eğer içeriye alınması gerekiyorsa endositozla alınır. Ama hücre zarından doğrudan doğruya öyle geçiş yapamaz. Egzositoz olayında hücrenin zar yüzeyi büyür. Evet arkadaşlar, içerideki koful dışarıya bağlanırken hücre zarıyla kaynaşır ve hücre zarının yüzeyini büyütür.
Egzositoz olayında hücre zarının yüzeyi büyürken, endositoz olayında tam tersine hücre zarının yüzeyi küçülecektir. Bu cümlelerimi siz de tekrar edin ve öğrenin. Çok önemli çünkü sorularda geliyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler görev alır demiş. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Basit difüzyonda direkt fosfolipid tabakasının içerisinden geçiş yapabilirken yapılar. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler yardımıyla içeriye alınmaktadır. Doğru söylüyor. Aktif taşımada enerji harcanmaz demiş. Yanlış. Pasif taşımada enerji harcanmaz. Doğru demiştik. Aktif taşımada tam tersine enerji harcanır. Yani ATP harcanır olacaktı. Şimdi geldik test sorularına. Prokaryot ve ökaryot hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Tüm tek hücreler prokaryottur. Hayır, protistler aleminde tek hücreler vardır. Mesela öglena, paramesyum, bunlar ökaryottur. O yüzden tüm tek hücreler prokaryottur diyemezsiniz. Ökaryotlarda ribozom yoktur zaten diyemezsiniz. Ribozom hepsinde bulunur. Prokaryotlarda zarlı organel bulunur. Yanlıştır. Sadece zarsız organellerden ribozom bulunmaktadır. Çok hücrelerin tümü ökaryottur demiş. İşte bu bizim için doğru bir bilgi. Çok hücrelerin prokaryotu bulunmaz. Tamamı ökaryottur. Bakterilerin sitoplazmadan ayrılmış çekirdeğinde DNA bulunur demiş. Bakterilerin çekirdeği yok ki. Bu da bizim için yanlış bir bilgidir. Cevap Denizli. Geçtik bir diğer soru. Bir bitki hücresine ait yapılar aşağıda gösterilmiştir. Şöyle biraz küçültelim. Bakın bir numarada ben ne görüyorum? Merkezi koful görüyorum. İçine su depo eder. 2 numarada arkadaşlar çekirdek yapısını gördüm. 3 numarada mitokondriyi görüyoruz. Ve 4 numarada bakın hemen yeşil renkli kloroplastı görüyorsunuz. Numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi doğrudur demiş. Bir kontraktil kofuldur diyor. Yanlış, ne demiştim size? Merkezi kofuldur demiştim. Kontraktil koful bitki hücrelerinde bulunmaz. Sadece bazı protistlerde, suda yaşayan protistlerde bulunur diyeceğiz. 2. B şıkkı. 2'de sadece katabolik tepkimeler olur demiş. 2'ye bakalım arkadaşlar. 2'de ne var? Çekirdeği gösteriyor. Sadece katabolik tepkimeler olur diyemezsiniz. Yapım olayları da gerçekleşebilir. Çekirdeğin zarında mesela protein ribozom vardır. Ribozom protein sentezi yapar. O halde bu bir yapım tepkimesidir. Sadece katabolik diyemezsiniz. Anabolik olaylarda gözlemlenebilir. 2, 3 ve 4'te ribonükleotitlerden RNA sentezini demiş. Bakın şu ribonükleotitler aklınızı karıştırmasın. Ribonükleotit ne demektir arkadaşlar? RNA demek zaten. Diyor ki RNA'dan RNA sentezlenir. Yanlış söylüyor arkadaşlar. DNA'dan RNA sentezleniyor. Yanlış bir bilgi. 3'teki ribozomlarda amino asitler tüketilirken amonyak oluşur demiş. Hemen bakalım 3'teki yapımız nedir bizim? Mitokondridir. 3'teki ribozomlarda amino asitler eğer oksijenli solunumda kullanırsa bunun sonucunda azotlar parçalanıyor ya, hani ortamda o amino asitlerin yapısında azot da var. Ortamda amonyak birikimi gözlemlenir. Bu bizim için doğrudur. 4 fotosentetik bakterilerde bulunur demiş. 4 numaralı yapı arkadaşlar kloroplasttır. Kloroplast organeli fotosentetik bakterilerde bulunmaz. Bunlarda sadece klorofil pigmenti bulunur. O yüzden E şıkkı da yanlış. Eminim bu soruda böyle bir E şıkkını işaretleyenler de olabilirdi. Bitki ve hayvan hücrelerinde yapılarından hangileri ortak olarak bulunabilir? Hemen bakalım. Merkezi koful bitkide vardır ama hayvanda yoktur. Ortak olarak alamayız. Hücre duvarı bitkide vardır, hayvanda yoktur. Hücre iskeleti elemanları her ikisinde de vardır. Okey. Golgi aygıtı da her ikisinde bulunacaktır. O halde cevabımız Bursa 3 ve 4 diyeceğiz. Aşağıda ribozomun 2 alt birimi şematik olarak verilmiş. Büyük alt birimi ve küçük alt birimi görüyorsunuz. Buna göre bu organelle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Organik madde sentezinde rol alır diyor. Ne sentezliyor? Protein. Protein nedir? Organik maddedir. O halde doğru söylüyor. Nükleoprotein yapıdadır demiş. Nükleoprotein yapı ne demek arkadaşlar? Nükleik asitle protein içermeli. Peki ribozom ne içeriyor arkadaşlar? Protein artı RNA'dan meydana gelir. O halde nükleoprotein yapıdadır. Doğru bir bilgi. İki alt birim her zaman birlikte bulunur demiş. Yanlıştır. Sadece sentezleme yapılacağı sırada sitoplazmada bir araya gelirler. Birbirlerine tutunurlar. Normalde ayrı ayrıdırlar.
tüm hücrelerde aynı büyüklüktedir demiş. Yanlış söylüyor. Prokaryotlarda biraz daha küçüktür ribozomlar. Doğru değil bizim için. O halde cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş. Aşağıdaki şekilde bir prokaryot hücrede iki kademede gerçekleşen bir olay özetlenmiş. Bakın ne olmuş? İşte su burada bir şeyler olmuş. Oksijen olarak açığa çıkmış. Sonra ATP üretilmiş. Sonra karbondioksit ikinci kademede ne olmuş? Glikoza dönüşmüş. Besin elde edilmiş. Ne gördünüz o açığa çıkan? Oksijen ve besin. Oksijen ve besin olayı nerede gerçekleşir? Fotosentez olayıdır. Kloroplastta gerçekleşir. Buna göre bu olay aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşebilir demiş. Tam da cevabını vermiştim az önce. Kloroplast organelinde gerçekleşecek. Ve geldik son sorumuz galiba. Bu çekirdek yapısını görüyoruz. Yukarıda verilen hücresel yapı ile ilgili olarak, çekirdekle ilgili olarak ifadelerinden doğru olanlar hangisinde tam olarak verilmiştir diyor. Çekirdek çift zarlı mıdır? Kesinlikle doğru. Çift zarlıdır. RNA üretir demiş. Evet arkadaşlar, DNA'dan RNA üretiliyor. Çekirdeğin yapısında DNA var biliyorsunuz. Doğru söylüyor. İçinde protein sentezler demiş. Protein de sentezler. Hücre zarında demiştim ya size, ribozom bulundurur, protein sentezlenir diye. Bunu da doğru kabul edeceğiz. O halde cevabımız 1, 2 ve 3. Arkadaşlar sonuna geldik. Umarım hepiniz 100 alırsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.